Cennet kuşu. Doğada cennet kuşundan daha görkemli ve büyüleyici bir kuş türü bulmak oldukça zordur. Bu türün erkekleri, dişileri etkilemek için yaptığı son derece ilginç ve gerçekten de etkileyici dans ritüeliyle bilinir. Erkek cennet kuşları kanatlarıyla kendilerine simsiyah karanlık bir arka plan yaratarak ve mavi parlak gözleri ve yine mavi parlak göğüs sırlarını bu karanlık arka planın önünde sahneleyerek dişinin etrafında yarım daire şeklindeki hareketleriyle onu baştan çıkarıncaya kadar kur yaparlar. Erkek cennet kuşunun alkışa değer bu şovunu internette muhtemelen izlemişsinizdir. Cennet kuşları neredeyse bütün ışığı absorbe eden süper siyah tüyleriyle ve bu eşsiz dans ritüeliyle ünlüdür. Ornitologlar Paradis ailesine ait cennet kuşlarının şimdiye kadar 43 eşsiz türünü belirledi. Fakat 2018'de Pirji'de yayınlanan yeni bir araştırma cennet kuşu türlerine yeni bir eklemde bulundu. Bilim insanları benzer iki kuş türündeki farklılıkları gözlemledikten sonra kuşları kendi türleri olarak sınıflandırdılar. Alandaki diğer araştırmalar ve müze analizleri, araştırmacıları yeni türün genetik olarak diğer cennet kuşu türlerinden ayrıştığı sonucuna götürdü. Yeni türün ismi kuşun başı anlamına gelen Vogelkop. Bu isim haritadaki kuş kafasına benzediği ve bir zamanlar Alman kolonisi olan Yeni Gine'nin izole bir bölgesinden esinlenilmiştir. Mola balığı. Mola balığının pek çok farklı ismi vardır. Pervane balığı ve ay balığı olarak da biliyor olabilirsiniz. Yaşama alanları Akdeniz açıkları ve okyanus sularıdır. Derinlerde ve su yüzeyinde yan yatarak yüzerler. Ahtapot, deniz anası, mürekkep balığı ve kendinden küçük balıklarla beslenirler. Ahtapot ve deniz anası avladığını duymak sizi şaşırtabilir. Fakat mola balığının ebatları da büyüktür. O yüzden pek çok deniz canlısı mola balığına yem olabilir. Bu balığın boyu 2,5 metre ve 3 metre arasındadır ve 1500 kilogram ağırlığı vardır. Aynı zamanda 20 yıldan uzun yaşarlar. İlkbahar ve yaz ayları yumurtlama dönemleridir. İlkbaharda başlayan yumurtlama dönemi yaz sonuna kadar devam eder ve bu iki mevsimde 300 milyon civarı yumurta dökerler. Fakat bu yumurtaların çoğu daha yetişemeden diğer balıklara yem olmaktadır. Böylece avdan çok avcı konumunda olan mola balıkları yumurtalarıyla diğer deniz canlılarını besleyerek vahşi doğa döngüsünün sürmesine yardımcı olur. Bu balık görüntüsüyle pek çok insana hayret veriyor. Yatsı vücudu ve bilim kurgu filmlerinden fırlamış görüntüsüyle epey dikkat çekici bir balıktır. Esasında bu balığın şekli gibi birçok balık vardır. Ancak mola balığının boyutunun çok büyük olması ve yüzgeç konumları bu balıkları diğer balıklardan ayıran özelliklerden sadece bazılarıdır. Trump küvesi. Kaliforniya Üniversitesi'nin Entomoloji Müzesi'nde böcek türlerini inceleyen uzmanlar bir küvenin diğerlerinden değişik olduğunu fark ettiler. Diğerlerinden ayırıp tekrar incelediklerinde bu güvenin diğerlerinden farklı olduğu kesin bir şekilde ortadaydı. Güveler odun, kumaş ve kürk gibi eşyaları çok sevip buraları mesken haline getiren asalak cinsten böcek ve kurtçuklara verilen ortak isimdir. Güve deyince çoğu kişi kelebekler ve tırtılları düşünür. Ama bu bir yanılgıdır. Gerçek güve evlerde yaşayan parlak böceklerdir. En sevdikleri şeyler kumaşlar, yünler ve ahşap malzemelerdir. Güvelerin en tehlikeli olanları halı ve kürk güvesidir. Bu yeni bulunan güve hakkında ise pek bir bilgi yoktur. Güveler hakkındaki kısa bilgimizden sonra asıl konumuza geçelim. Diğer güvelere benzemeyen bu güveye bir isim vermeleri gerekiyordu. Doktor Nazari, güvenin sarı tüylerini Trump'ın saçlarına benzeterek hayvana Trump güvesi adını verdi. Geçen yılda bir balık türüne Amerikan Başkanı Obama'ya benzerliği sebebiyle Tosanadis Obama adı verilmişti. Mavi tarantula. Tarantulalar dünya üzerindeki tanınmış olan en önemli örümcek ırklarından biridir. Özellikle karadul örümcekleri ve tarantulalar adından çok bahsettirmiştir. Bu örümcekler vücut özelliklerinden dolayı en ilginç örümcek türüdür. Kendi aralarında ırklara ayrılır. Bundan birkaç yıl önceye kadar hiç duyulmamış bir örümcek olan mavi tarantuladan biraz bahsedelim. Agresif tür olan mavi tarantula karşısındakine ne olursa olsun saldırmaktan sakınmaz. Buna rağmen aktif yapısı ve 10 santime varan büyüklüğü onu tercih edilen bir tür yapar. Bu hayvan bir seferde 2000'den fazla yumurta bırakabilir. Kuşların yediği söylense de bu pek görülmemiştir. Bu hayvanlar çok büyük böcekler, amfibiler ve küçük sürüngenlerle beslenir. Avına zehir enjekte ederek zayıf düşmesini sağlar. Mavi tarantulalar oldukça ince deriye sahip canlılardır. Özellikle karın çevresi çok hassastır.
kısa bir yükseklikten düşmeleri bile dış iskeletinde kopmalara ve yırtılmalara sebep olabilir. Aslında çok narinlerdir. Dişi tarantulaların doğada 30 yıla kadar yaşadığı biliniyor. Dişi çiftleşme esnasında erkeği öldürebilir. Erkek tarantulalar çiftleşmeden sonra hızla uzaklaşırlar. Bu nedenle erkeklerin ömrü 5-10 yıl kadardır. Bu örümcekler bazen çok aç kaldıklarında kendi bacaklarını protein kaynağı olarak tüketebilirler. Savunma esnasında da bacaklarını kaybedebilirler. Fakat rejenerasyon yetenekleri sayesinde yok olan bacağın yerine yenisini üretebilirler. Dinema. Araştırmacılar dinama adı verilen bu güzele 2011 yılında Meksika körfezinin petrol sızıntısından etkilenen kuzey kısmında araştırma yaparken rastlamışlardır. Körfezde yaşayan canlılar hakkında uzmanların pek bir bilgisi yoktur. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi bilim insanlarından bu duruma çözüm bulmalarını istemişti. Böylece Sutton ve meslektaşları 2010 yılının sonunu ve 2011'in büyük bir kısmını 1000 metrenin altındaki canlıları araştırmak için ağlar ve sensörler atarak geçirmişlerdir. Daha önce Meksika körfezinde hiç görülmemiş 50 farklı tür bulmuşlar. Dinama da bunlardan biriymiş. Sutton ve meslektaşları hepsi dişi olmak üzere en büyüğü 12 santimlik 3 tane örnek bulmuşlar. Burnun üzerindeki dikenler aslında dişleriymiş. Balığın üst çenesi kalın olduğu için dudağın kıvrılıp dişlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ağzında ise bir yandan diğer yana uzanan tendonlar var. Ağzın av üzerinde tepe taklak bir sinek kapan bitkisi gibi kapanabiliyor olabileceğini söylüyorlar. Bu hayvanı 2012 yılına kadar hiç canlı gören olmamış. Dinama nasıl avlanıyor konusu şimdilik sadece bir tahmin. Aynı şey balığın kafasından çıkan tuhaf zoka için de geçerli. Dinamalar avlarını yakalamakta kullandıkları bu fener görünümlü uzantılarıyla tanınıyorlar ve isimleri buradan geliyor. Ancak Sutton, dinamanın zokasında çengeller olduğunu ve kendisini ısıran şeyi anında parçalarmış izlenimini verdiğini söylüyor.